Herkese yeni bir günden yeni bir videodan selamlar arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı. Şimdi ben mutfağa girdim yemek yapmak için. Bu yemeği ilk defa yapacağım arkadaşlar. O yüzden sizinle birlikte yapmak istedim. Bu arada birazcık makyaj var suratımda. Çünkü veterinere gittik geldik. Bugün Leon'un kontrolü vardı. Kuzenimle veterinere götürüp geldik. Kontrolleri yapıldı. İlaçlarına bir süre daha devam edeceğiz. Haftaya tekrardan kontrolü var. Bugün veteriner günümüzdü. Aslında video başlatmayacaktım arkadaşlar ama biliyorsunuz ki pazar alışverişi yapamadık. Daha doğrusu pazar kurulmamıştı. Bugün bizim sokaklardan böyle satıcılar geçiyor işte. Sebzedir, meyvedir, hatta salatalık da salatalık almak için de bir satıcı geçti. Ama maalesef ona yetişemedim. Tam veterinere gideceğimiz saatte arabadaydık. Keşke durup alsaydım diye düşündüm sonradan ama yapacak bir şey yok. Marketten alırız. Yani Hakan'da kahvaltıda olmadığı için sadece akşam salatavari şeyler yapamıyorum. Ama karpuz oluyor Allah'tan. Hani karpuz zaten yaz aylarının her akşam meyvesi olduğu için sebze yerine ya da salata yerine karpuz da geçebiliyor. Neyse çok uzatmayayım arkadaşlarım. Bugünkü satıcıların bir tanesinden patlıcan aldım. Hem kendime kahvaltıda yaparım hem de böyle yemeklik bir şeyler yaparım diye düşündüm. Çünkü dediğim gibi buzdolabımızda şu anda boş yani. Hani yemek yapabileceğim hiçbir şey yok. Tek seçeneklerim tavuk ve patates. Ya patlıcanlı bir şey yapacağım. Yani bugün patlıcan da alayım dedim. Patlıcanlı bir şey yapacağım ya da patatesli bir şey yapacağım. Ama patatesli şeyleri çok sık yapıyorum. O yüzden sıkıldım. Patlıcan oturtma yapmayı düşünüyorum. Elimde buzluğumu da bu arada boşaltmak, azaltmak istiyorum. Elimde tavuğum vardı. Onları şöyle bayağı gündüzden çıkarttım. Bayağı da erimişler zaten. Şöyle göstereyim. Bir tane de domates sosum vardı. Buzlukta benim koyduğum soslardan domates sosunu da çıkardım. Buzluğu dediğim gibi boşaltacağım. Boşaltmayı düşünüyorum. Onlar da azalsın. Ben de hem farklı bir yemek yapmış olurum diye düşündüm. Şimdi çok fazla uzatmadan girişi patlıcanlarımı kesmeye başlıyorum. Böyle pijamalı şeklinde keseceğim ve onları kızartacağım. Sonra da iç harcını hazırlayacağım. Aslında bir tık erken saat. Yani saatlerimiz şu anda 4.30. Şu anda yapsam mı? Biraz daha sonra mı başlasam bilemedim. Şöyle yapayım. Ben patlıcanlarımı kesip tuzlu suda bekleteyim bir arkadaşlar. En azından bir 15-20 dakika. Saatlerimiz de 5 olsun. Oradan yapmaya, kızartmaya falan filan başlarım. Sotelenecek tavuklarım falan onlar hızlı olur. Yani böyle şimdi patlıcanlardan o zaman başlıyorum. Thank you.
Arkadaşlarım yemeğim böyle oldu. İçerisine salçalı su da eklemiştim. Yanında da şöyle şehriye pilavı yaptım. Yeni kapattım bunu da. Hakan da geldi. Şimdi masaya da hazırlayacağım. Tabağa da koyarım. Yani o şekilde de size bir gösteririm. Sonra biz de yemeğe geçeriz. Evet arkadaşlarım, yemeğimiz hazır. Şöyle tabaklarımıza da koydum. Şimdi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlarım, bugün yeni bir gün. Tekrardan selam. Şimdi biz dışarıdan geldik arkadaşlar. Giyineyim zaten görüyorsunuz. Küçük kardeşimin lise için tercih dönemi. O yüzden bir dershaneyle gittik, konuştuk falan. Onun tercihleri yani puanıyla alakalı. Nereler tutar vesaire diye. Böyle bir görüşme yaptık ve geldik. Oradan da birkaç yere uğradık. Aslında saatlerimiz şu an 2 olmuş. Biz 11'de falan çıktık evden. Yine bayağı olmuş. Şimdi A101 kapındadan sipariş vermiştim dün. Bugün için, dün saati geçmişti çünkü. Bugün için söylediklerim gelmiş. Babam da almış. Allah'tan evde yani apartmanda biri vardı, yoksa geri giderdi diye düşünüyorum. Sularımız çok az kaldı ve bayram döneminde marketlerin hiçbirinde su kalmamış. Yani bu bizim yakınımızdaki A101'de falan su yoktu. Biz böyle 1,5'luk alıyoruz ya. Yani 5 kiloluk falan da yoktu. Hep küçük sular vardı. Elimizde böyle 6-7 tane vardı. Onlar dedik bitsin. Birkaç güne zaten gelir. Bugün de gelmiş. Ben zaten internetten söyledim de 1,5'luk burada yine yok. Şimdi markete gittim geldim bir de. Şöyle 6'lı 2 tane su aldım. Şöyle de bir alışveriş yaptım. Yine ihtiyaç alışverişi arkadaşlar. Bir de arkana abur cubur alışverişi oldum. Kizinin şöyle peyniri ve soğanını bu şekilde çıtır adında fırınlanmış bir ürün çıkmış. Yani ya da var mıydı bilmiyorum. Ben ilk defa gördüm. Bunu merak ediyorum. Bu tarz şeyleri ben seviyorum. Bir markanı daha almıştım. Şu an hatırlamıyorum ama o böyle form tarzı bir markaydı. 3 tane aldım. Fiyatı da 6,5 liraydı. İyiydi bence. Şöyle 3 tane. Hakan'a cips aldık 3 tane. Yine çıkanları göstereyim ben. Şehriyem bitmişti. Benim şehriyelerim normalde stoklu oluyor genellikle yani. Bu şekilde şehriye aldım. Vanity markasının vardı. 2 tane bundan, 2 tane de Oba markasının aldım. Oba'yı zaten kullanıyordum yani ondan memnunum. Bu Banette'yi ilk defa kullanacağım. Bir de A101'in kendi markası olan bir tane vardı. Şu an ismini hatırlamıyorum ama ben bunları almak istedim. Leo arkamdan geçebilir. Şöyle 2 tane Oba, 2 tane de Banette aldım. Aldıklarım bu kadar yani, başka bir şey almadım. Çok bir ihtiyacım yoktu. Market değil de daha çok pazar alışverişi tarzında böyle alışverişler eğer varsa yapıyordum ama biraz önce dediğim gibi A101'e gittim. Bu yeşillikler falan da daha yeni geliyor. Daha dizmemişler bile yerlerini. Yerdeydiler. Onlar da gelsin bir akşama doğru gidip bakarım. Yemeğimi dün yapmıştım zaten. Yemeğim de var. Her şey var yani, şu anlık ekstra bir ürüne ihtiyacım yok. Bugünlük yemeğim var çok şükür. Bir iki gün onunla idare ederiz zaten. Hafta sonuna şunu şurasında 2 gün kaldı, yine geldi sayılır. Aldıklarım bu kadar. Hemen aldıklarımı göstereyim dedim size de arkadaşlar. Çok uzatmayayım. Bu vlogu böyle ara ara çekeceğim. Çünkü temizlik vlogları atıyorum şu an. Bu küçük odam kaldı ve banyom kaldı. Onları da temizlemem lazım. Fakat birazcık böyle yoruldum aslında. Çünkü siz bunları aralıklarla izliyorsunuz ama ben onları bir gün arayla yapıyorum. Birini yapıyorum, öbürüne başlıyorum. Öbürünü bitiriyorum, diğerine başlıyorum falan derken çok yorucu oluyor gerçekten ve gün içerisinde tekrardan ev kirlendiği için toz oluyor. Mesela ben yatak odasını o büyük temizlikten sonra İki kere daha yine büyük bir temizlik yaptım. Hani sürekli olarak temizlenmesi gereken yerler olduğu için bunları size göstermesem de temizliklerini tabii ki de yapıyorum arkadaşlar. Ara ara böyle aldıklarımı da ama göstereyim istedim. Yani onlardan da bir vlog oluşturayım istedim. Sadece temizlik vloglarıyla kalsın istemedim. Ama dediğim gibi bunu belki o temizlik serisinden sonra atarım diye düşünüyorum. Ama yine de çekmek istedim. Ara ara böyle bir haftalık, 15 günlük falan bir vlog olabilir. Olmayabilir. Yani ben bunu yarın da bitirebilirim. Benim sağım solum belli olmaz. Böyle yani, o zaman daha sonra görüşürüz. Evet, günaydınlar arkadaşlarım. Bugün yine yeni bir gün. İçerik oldukça çekmeye devam edeceğim. Şimdi arka planımda Leo'nun ilaçları ve şu tarafta da işte benim çalışma masam, edit masam falan var. Şimdi kargom geldi arkadaşlar. Onu göstermek için açtım. Bu arada hava gerçekten çok sıcak. Hatta dün okuduğuma göre dünyanın en sıcak günü yaşanmış. Öyle yazıyordu. O yüzden saçlarımı böyle yukarıdan toplayınca da başımı çok ağrıtıyor. Ben de aşağıdan topladım ve saçlarım yine tenime değmesin, işte sıcaklamayayım diye de üstten de bir tokayla daha tutturdum. Bu yaz yaz aylarında arkadaşlar genellikle saçım benim toplu olur. Özellikle evdeyken.
Çünkü yani başka türlü baş edemem sıcakla. Şöyle Rossmann'dan bir alışveriş yaptım aslında. Onları size gösterecektim. Ben bu aldığım Domol'un ürünlerini 59 liraya almıştım. Mağazadan aldım ben. Bizim burada AVM var. Rossmann var içerisinde. 59 liraya almıştım. Rossmann karta 39 liraya düşmüş. Yani 20 lira indirime girmiş. Çok çok iyi indirimdeydi. Ben de hemen stoklamak için 2 tane 1 ve 2 tane aldım. Yani bundan sonra Domol'cuyuz. Başka bir şey kullanmam fırında. Hakan bebek şampuanı kullanıyor duş alırken arkadaşlar. Diğer şampuanlar kepek yapıyor diyor. Unibaby'nin de şampuanı yani bebek şampuanı indirime girmişti. Hem 900 milimi gayet kocaman bir şampuan. 900 milimi 45 liraya düşmüştü. Çok çok iyi bir fiyat bence. Hemen bir tane de aldım. Bayağı uzun bir süre gider bunu Hakan. Kullanır zaten. Yine köpük temizleyiciden ben yine kullanıyorum tuvaleti ama çok sık kullanmıyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar yani böyle çamaşır suyu kullanmayınca tuvalet sanki temizlenmiyormuş gibi geliyor. Alışkanlık diyeyim. Bilmiyorum ama yine de kullanıyorum. Bunu da kullanıyorum arada. Limonlu da olduğu için böyle ferah limon su bir koku da veriyor tuvalete. Bir tane de bundan aldım. Bu da düşüyordu bu arada. Yine 59 liraya mı almıştım? İnternetten bak. Ha pardon. Burada var zaten fiyatları. Ama şey fiyatları yazmıyor arkadaşlar. Aldığım fiyatlar yazmıyor. Mesela Unibaby bebek şampuanı 70 liraymış. 45 liraya düşmüş. Neredeyse yarısına düşmüş fiyatın. Bayağı iyiydi. 55 lira gösteriyor. Ama kaçtan aldığımı hatırlamıyorum. Bir de şöyle bir Isena'nın deodorantını aldım. Bu da normalde 67 TL'ymiş. 30 liraya düşüyordu. Yani 29 liraya düşüyordu. Merak ettim. Alıp bir deneyeceğim. Benim çok fazla yani kokusu çok güzel değilmiş ama daha bitkisel ürünler daha böyle temiz kokar ya o tarz kokuyor. Yani çok da güzel değilmiş kokusu ama dediğim gibi bir deneyeceğim arkadaşlar. Yani deodorant bu tarz şeyler çok var elimde. Hem denemeyi seviyorum hem kullanmayı çok seviyorum. O yüzden de aldım. Sadece bunu ne kadar aldığımı bilmiyorum. Ama aynı fiyat olabilir yani 39 lira falan düşmüş olabilir. O da Domol ya yani bu köpük temizleyici gibi. Tam olarak hatırlamamakla birlikte Rossmann kartta gerçekten çok çok iyi indirimler vardı. Şu anda var mıdır bilmiyorum. Ben de öylesine bir girip baktım. Baktım indirim var. Hemen alışveriş yaptım. Zaten ihtiyaç alışverişi. Bu köpük temizleyici çok beğendim. Çok memnun kaldım. Bundan sonra bunu kullanacağım. Artık yani dediğim gibi sürekli de söylemek istemiyorum. Artık başka bir şey kullanmam ocakta ve fırında. O yüzden bunları hemen stokladım. Diğerlerinden de memnun kaldım. Zaten Hakan'la hep bebek şampuanı kullanıyor söylüyorum. Deodorantı da merak ettiğim için aldım. Aldıklarım bu kadardı. Toplam fiyatım 213 lira 65 kuruş tutmuş. Bence gayet iyi arkadaşlar. Siz de ara ara bakın yani şu an yoksa bile. Yine girin bakın ama şu an yoksa bile ara ara girip bakın. Çok iyi indirimler oluyor. Yani 59 lira yine 39 liraya almak gerçekten çok çok iyi. Böyle bir ürün için derim. Stoklamak isteyen olursa da siteye bir baksın derim. Şimdilik hoşçakalın. Sabah sizlere Rossmann kargomla selam vermiştim. Şimdi şöyle bir yerlere baktım arkadaşlar. Aslında dün büyük süpürgemle dip köşe bir temizlik yaptım. Masanın altını, kenarlarını, köşelerini, her yerini bir güzel süpürdüm ve sildim. Ama şöyle bir yerlere baktığımda yine yerlerde kırıntılar, küçük pamukçuklar falan var. Şimdi yani bir süpürge istiyor. Dedim ki süpürgeyi de sizinle birlikte yapayım. Aslında robotu salacaktım. Yine köşeleri falan da temizlerim. İşte kumlar, Leon'un ayaklarından kumlar dökülüyor. Kumlar da olur. Onları da toplarım diye kendim
kendim elimle süpüreyim dedim. Dik süpürgemi aldım. Şuraya koydum. Bir de koltuk örtümü yıkamıştım. Aslında öbürününkini yıkamıştım. İlk bununkini yıkadım, kurudu. Ondan sonra diğerine kahve döktüm. Sonra çıkardım, onu da yıkadım. Bu zaten kurumuş olduğu için tekrar bu koltuğa serdim. Şu koltuğumda da gördüğünüz gibi eski koltuk örtüm var. Şimdi onu da çıkartıp tekrardan bu koltuk örtümü buna da sermeyi düşünüyorum. Umarım tekrar kahve dökmem. Koltuk örtülerim, halılarım her hafta ya da ayda iki kere kesin yıkanıyor arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum. Çünkü gerçekten çok sakar bir insanım. Ben dökmesem Hakan döküyor. Yani evde sürekli biri bir şey döküyor. Sürekli olarak yıkanıyorlar. Mesela halıyı dün yıkamaya attım. Kuruduk. Tekrar koydum. Çünkü Leo'ya ilaç verirken ilaca elim çarptı. İlaç döküldü. Biraz önce de sermiştim. Şimdi tekrardan burayı bir süpüreceğim. Bugünlük temizliğimi de yapayım. Yani bir süpüreceğim. Siler miyim bilmiyorum. Belki de hemen hızlıca bir silerim de. Süpürmemi, silmemi yapayım. Toz almam herhalde ama alırsam da sizinle alırım. Devamında da artık birlikte bakarız. Şimdi hemen başlayayım. Arkadaşlarım temizliğim bitti. Yoruldum vallahi. Hava o kadar sıcak ki benim de bir duş almam gerekiyor. Yerler falan parladı görüyorsunuz. Kirlenince böyle leke leke sanki her yer böyle ayakla basılmış gibi lekeler oluyor. Ama silince çok güzel bir şekilde parlıyor. Bakın Leo nerede yatıyordu, nereden çıktı. Hoş gittin.
Şu anda her yer çok güzel, mis gibi oldu. Benim masamı görmüyoruz her zaman olduğu gibi. Şurada Leon'un ilaçları var arkadaşlar. Sadece kullandığım bir iki tanesi var. Onları bırakacağım, diğerlerini toplayacağım, kaldıracağım. Belki de atarım, bilmiyorum. Çünkü bazıları bir haftadan fazla açık durmaması gerekiyormuş. Bir de şarjım çok az kaldı. Muhtemelen kapanacak. Ben hemen şuranın tozunu alacağım arkadaşlar üstten. Bu şeyleri falan kaldırmayacağım. Hepsinin üstünden tozunu alacağım. Bir de yatak odasındaki komodin ile şifonyerin tozunu alacağım. Her yer mis gibi oldu. Her yer silindi. Temizlendi, toplandı. Çok çok güzel oldu. Şimdi bir de size şunu göstermek istiyorum. Leoş'umun yaptığı yaramazlıklar. Bakın arkadaşlar, şöyle bir oyuncak aldım ben Leo'ya. Onu da böyle boruya astım. Aşağı sarkmıştı. Onunla oynuyor böyle sallandıkça. Leo'nun da ilgisini çekiyor. O böyle buraya kaçmış. Leo da zıplarken buradan gördüğünüz gibi köpüğümü her yerini tırnaklamış. Şöyle. Yani bunları tamamen kaldırmam gerekiyor şu anda. Allah'tan elimde vardı 3 tane. Bu şu şekilde 3 tane geldi büyük 1 metre olarak. Allah'tan elimde var. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bakın bundakilerin hep tırnaklamış. Buralara zıplamış. İşte bunu yırtmış. Bunu nasıl becerdi? Gerçekten asıldı herhalde. Bakın boyanın üzerinde hiçbir şekilde bir tırmalama izi yok. Hem de bu boyada vernik yok. Yani bu duvarda vernik yok şu an. Maz kalsın diye ben vernik kullanmadım. Yani Allah'tan bu zor değil arkadaşlar. Bunu çıkartırım. Hemen yerine yenisini yapıştırırım. Sıkıntı değil. Şimdilik böyle takılıyor. Ben de 2 gün önce falan gördüm. Fark etmemiştim. Hakan'a diyorum ki bak Leon'a bir şey. Hakan'a diyor ki onu o nasıl yapsın? Hani yukarıda ya çok. İyi, çok şükür ona bir şey olmamış. Çünkü burada lavabodan kalan böyle vidalar falan var. Tuvalet kağıdı falan koyuyorum Allah'tan. Aşağıda işte vana çıkışları falan var. Yani kendine zarar vermemiş Allah'tan. Belki de verdi ama haberimiz yok. Neyse. Böyle bir olay yaşanmış burada. Burayı da toparladım. Süpürdüm bir güzel Leon'un yerine. Leon'un oynamadığı oyuncakları da ortadan kaldıracağım arkadaşlar. Onlar da burada boş yere kalabalık yapmasın. Bu şekilde bunu da size göstereyim dedim. Bugünlük bu kadar olsun. Akşama yemeğim var. Yemek yapmayacağım. Sadece pilav yapacağım. Yemek var. Pilav yapacağım yanında. Bir de karpuz var. Zaten yaz yemeklerinde genellikle karpuz olduğu için hani yanında başka böyle sıcak yemeğe çok ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü gerçekten aşırı sıcak ve bu sıcaklar çok çok daha artacakmış. Allah yardımcımız olsun. Küresel ısınmayla birlikte bütün mevsimler, dereceler vesaire her şey değişti. Hiç iyi değil. İnşallah gidişat böyle olmaz ama maalesef ki olacak gibi duruyor. Neyse arkadaşlarım. Şimdilik burada bitiriyorum. Videomun uzunluğunu inanın bilmiyorum ne kadar olduğunu ama yarın da devam edip bu videoyu da burada kapatırım diye düşünüyorum. Böyle en azından bir 4-5 günlük işte bir haftalık bir vlog olmuş olur. Yani bir gün daha çekerim. Yarın olmasa da öbür gün yine çekerim ve kapatırım diye düşünüyorum. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlarım, videomun editini bitirdim ve bence dakikası gayet yeterli. O yüzden size burada veda etmeye geldim. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.